Evet. Efendim hemen merhabalar diyelim. Güzel bir kiltimi yaptım diyorsun. Kesinlikle gözlükler de çok yakışmış bu arada. Teşekkür ederim. Bugün de Çağlar Bey'in ve Ceyla Hanım'ın oyundayız. Neler söyleyeceksiniz bir izleyici olarak ilk öncelikle? Ya şöyle oyun İskandinav ülkelerinden bir yazara ait bir oyunmuş. Override. Benim oyundan aklımda kalan şöyle bir cümle var. Şişme kadın hard disksiz bilgisayar gibi. O nasıl oluyor? Anlamadım böyle bir cümle. Aklımda kalan şey benim o yani. Hani aslında o da robot ama hard diski yok. Harici hard diski yani. Hani, böyle güzel. Değişik bir oyundu yani. Bu kadın erkek ilişkileri üzerine. Çok enteresan bir oyundu. Ceyda'nın efsaneydi. Çağlar zaten hayranıyız kendisinin. Hiçbir beklemediğim şekilde değişik bir oyundu böyle. Hani görmeye alışık olmadığımız bir şeydi böyle bir hani distopik bir evrende geçen ilişkiler üzerine çok enteresan bir şeydi yani böyle. Acaba çip taktırsam mı falan diye düşünmedim değil yani. Hani. Taktırır mıydınız çip? O teknoloji ilerlemiş olsaydı. Yani teknoloji getirince daha da ilerleseydi diyelim. Yani taktırırdım ya. Niye taktırmayayım ben? Eşiniz isteseydi yapar mıydı? Seni her anında takip etmek istiyorum. Nerede olduğunu bilmek istiyorum deseydi çip taktırır mıydı? Bence WhatsApp'tan canlı konum bırakmıyorum. Hiç gerek yok. Bir ön anlaşma yapabiliriz mesela. Hani öyle bir çip. Gerek yok böyle şeyler. Ya. Zaten dünyada çip krizi var şu an arkadaşlar. Dünya savaşı bu yüzden çıkacak. Teknoloji aslında biraz da başa bela olmaya da doğru gidiyor mu abi aslında? Abi teknoloji hakikaten başa bela. Biz eskiden öyle bir şey yoktu böyle. Hani her anımızı birbirimize bildirmek zorundayız. Her şeyimizi göstermek zorundayız. Her gösterdiğimiz şeyle ilgili her şeyi söyleme hakkını insanlar kendilerinde görüyorlar. Sen onların hepsini okuyorsun teker teker içinden bir... şey yapıyorsun bir serenat yapıyorsun içinden falan onu yazdın ama falan filan diyorsun böyle bir ama hani güzel tabii canım yani. Hiç takıldığınız yorumlar oluyor mu böyle sosyal medyada yapılan? Hayatta takılmam. Yorumlara falan hiç takılmıyorum. Eskiden takılıyordum ya. Vallahi. Unutamadığınız bir yorum var mı? Bunun üzerine o zaman. Unutamadığım bir yorum. Bunu bana nasıl yakıştırdılar veya bunu nasıl yazarlar diye söylediğiniz. Ya o şöyle hani insanların sevgisiyle alakalı bir şey. Mesela az önce burada Çağlar'ı beklerken, sizi röportaj yaparken bir tane beyefendi yürüdü, baktı böyle bir abi ne haber dedi falan, iyi senden ne haber dedim. Böyle baktı güldü ondan sonra abi dedi bir taraf dedi Arnavut diyor, bir taraf dedi Midyat dedi. Ben anlamadım hani ne alaka falan. Abi dedi o kadar görmeyi özlemişiz seni dedi. Yüzüne buradan bakıyorum dedi Midyat buradan bakıyorum Arnavut diyor. Abi kafam da güzel dedi. Anladın mı hani? Ya sevgisi insanların çok hoş. Çok güzel. Like olmaya çalışıyoruz. Yani bazı yorumları anlamıyorum böyle. Sinkaflı yorumları okuyorum. Onların girişinden anlıyorsun böyle. Yani sinkaflı yorumları hiçbir şekilde okumuyorum kardeşim. Sizin de efendim bir tiyatro oyununuz var. Yasemin Hanım'la birlikte. Ne durumdadır? Hemen onu da öğrenelim aslında birazcık. Sonra da o esprilere geri geleceğim tekrardan. Yasemin Hanım'la beraber... Çok değerli hanımefendi Yasemin Hanım'la beraber bir oyun yapıyoruz. Böyle çok güzel bir ilişkiler üzerine yine bir tiyatro oyunu. Büyük aşıkların sonuncusu evet. Efendim son aşıklar diyelim ondan sonra. Çok güzel tatlı bir komedi, değişik bir Amerikan komedisi. Çok severek oynuyoruz. Acayip bir şeymiş ya bu tiyatro. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Vallahi hiçbir şeye benzemiyor. Hani dizi mi, sinema mı, tiyatro mu? Gerçek oyunculuk hep derler ki tiyatroda daha çok belli olur derler. Bu doğru mu efendim? Hem siz de tiyatro yapıyorsunuz hem de ya televizyonda yapıyorsunuz aslında. Havranın şeyi başka, tadı başka, dominonun başka, satrancın başka yani hepsi oyun. Burada da ben ayırmıyorum yani hani garip bir şey gibi oldu. Sanki bir kahvehanelerde yayınlanacakmış gibi bir şey oldu böyle. Hepsinin farklı tadı var ya yani hani gerçekten sahnedeki oyunculuk başka bir şey. Onun verdiği haz başka bir şey çünkü şöyle bir şey o an orada oluyor ve hani o an gülüyor ya da gülmüyor. Ben mesela Devrim Hanım, Devrim Yavuz. Biliyorsunuz Nihayet'le beraberdik, Hava Parası'nda beraberdik Devrim'le. Ben şey demiştim Devrim, hani ya Devrim bak bir tiyatro yapmayı düşünüyoruz falan filan. Niye dedi, ne alaka, ne güzel bak filmler yapıyorsun falan filan. Ya dedim düşünsene dedim Devrim açık havadayız dedim. 2000 kişi dedim gelmiş ve 2000 kişi aynı anda gülüyor. Dedi ki ya Cemil bak 2000 kişi aynı anda gülmeye de bilir dedi. Doğru. o beni 2 sene attı projeyi işte yani. O kadar korkuttu ki beni Devrim. Devrim Hanım'ın yüzünden 2 sene sahnelere geçmiştiniz tiyatro sahnelerine. O kadar güzel söyledi ki Devrim Hanım. O kadar korktum ki böyle. Hani çünkü Devrim olağanüstü iyi bir artist yani. Tiyatrodan gelme. Benim üniversitedeyken çıktığım, yaptığım bir şey bir tiyatro. Profesyonel olarak sahneye çıkmak başka bir deneyim. Yani çok enteresan bir deneyim. Seyircinin beklentisi farklı bir Amerikan tiyatrosu. İşte Murat Cemcir, Yasemin K. Allen yani ne alaka diyorsun ama
Yani değil mi? Mesela insan öyle ne alaka falan diyor. Ama güzel bir alakaymış yani. O zaman ben bir başka bir alakasız konuya daha geçeceğim. Tabii. Arkadaşlarımızla da birazcık dalga geçtiniz. Ciddiye de almışlar efendim. En son şey ne oldu? Güzellik merkezi. Açıyordunuz Yasemin Hanım. Azerbaycan'a gidiyoruz bakalım. Açtıktan sonra ertesi gün de Umre'ye gidiyoruz. Azerbaycan. Ramazan'dan sonra Azerbaycan'a gidiyoruz. Bakalım. Çok ciddiye de alındı aslında. Sonrasında da aklınıza geldi mi hiç böyle? Ya acaba aklına açsak mı? Aklına gelmek, diye. Aklamak falan böyle kelimeler kullanmıyoruz arkadaşlar. Tamam. Akıl yani. Akıl yani. Aklamak gerek yok bunları. Biz böyle hani temizlikle ilgili insanların bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Yani güzel projeydi ya o proje. Hala aklımızda Yasemin'le çalışıyoruz. Bu konu ciddi misiniz? Hala dalga mı geçiyorsunuz? Ya çok ciddiyim arkadaşlar. Gerçekten bak. Ya şöyle söyleyeyim. Faturasız o kadar ciddi para kazanıyorsunuz ki. Doğru. Değil mi? Doğru. Böyle enteresan ya. İnsanlar storylerinde falan işte çok ciddi paralar kazanıyorlar. Hani ya taşlama yapıyoruz tabii canım. Öyle bir şey olmaz. Yani güzellik merkezi benim ne işim olur? Lütfen ya. Ben aynaya bakmıyorum. Abi aslında o da birazcık yanlış. Seni aslında gençleşirken görüyoruz ve yüzüne gerçekten bir şeyler yaptırıyor musun? Yoksa cilt bakımı mı? Kardeşim ülkedeki ekonomik durumla alakalı böyle. Gerim gerim geriniyorum yani. Sabah kalkıyorum, Twitter'a bir giriyorum, Amerika'ya bir bakıyorum. Dolara bir bakıyorum. Acayip geriliyorum ya böyle. Çok iyi geliyor yani bana, anladın mı? Hani. O yüzden bakalım seçimlerden sonra ne olacak? Daha fazla gençleşeceğim diye düşünüyorum. Bence seçimlerden sonra daha çok hemen şunu da soralım. Efsaneyi izleyebildiniz mi efendim? İzleyemedim kardeşim ya. İzleyemediniz. İzleyemedim. Şöyle haberler de çıktı. Barıştığınıza dair, Murat Bey'le tekrardan görüştüğünüze dair haberler de çıktı. Ahmet Bey'le özür dilerim. Doğru mudur değil midir sizin ağzınızdan öğrenelim. Şöyle bizim aramızda bir küslük. Ben kimseyi küsmem. Bana küser insanlar. Ben dururum. Sonra geri gelirler, barışırlar. Sonra giderler. Geldi mi? Yok. Hatta şunu da yaptığını duydum efendim. Size WhatsApp'tan daveti yapmıştı ama siz hiçbirine katılmadığınızı bildim. Özel olarak da aramış galiba. Ben WhatsApp'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli mi? Yok. Engelli diyeceğim Ahmet benim. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Bundan sonra da eskide mi kalacak diye. Evet. Hayat güzel bir şey ya. Hani güzel güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın. Sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler. Eşimiz olarak girerler, sevgilimiz olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler. Sonra giderler. Hayat böyle bir şey yani. Ama yollar tekrardan da kesişebilir. Gerek yok kardeşim. Peki. Gerek peki yok. O zaman. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.